Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Çok teşekkür ederim Matt. Artık herkes bana Bay Zeki diyor. Çok sevindim. Oh, sana bir haber verecektim. Yarın nehir kenarında sıcak hava balonu festivali var. Sıcak hava balonu mu? Evet, çok büyük bir balon gibi düşün. Gökyüzünde süzülen birçok farklı şekilde balon olacak orada. Vay canına, çok güzel olacak. Gidip arkadaşlarıma haber vereyim. Teşekkür ederim Matt. Rica ederim. Matt'e her şeyi sorabilirsiniz. Araba okulunda ders başlar. Bugün deliğin ardında neyin saklandığını tahmin ederek bir oyun oynayacağız. Söyleyin bakalım burada hangi hayvan saklanıyor? O ne? Tayo, denemek ister misin? Ne? Nedir o? Süpürge. Dikenleri var. Vay! Doğru cevap süpürge. Hayvan aradığımızı söylememiş miydim? Doğru cevap aslan. Süpürge diye hayvan mı olur? Öf ya, senin yüzünden yanlış söyledim. Benim yüzümden mi? Küçük otobüsler dersten sonra parka gider. Neden bu kadar çok trafik var? Bilmiyorum. Saatlerce beklemek istemiyorum. O zaman şuradan gitmeyi denesek mi? Şu yoldan mı? Evet, oradan daha çabuk gideriz. Beni takip edin. Öyle mi? Değil. Tamam, şuraya da geçersek. Burası daha da tıkalı. Aksiliğe bakın, daha da uzun sürdü. Artık oyunda oynayamayız. Hava karardı bile. Sabah sınıfta olduğu gibi ne zaman Rogi bir şey söylese işler ters gidiyor. Ne diyorsun sen? Ve ertesi gün olur. Sıradaki soru. Sizce bu bir yavru köpeğin gölgesi mi yoksa kedinin mi? Rogi, sence doğru cevap hangisi? Bence bu bir yavru köpek. Öyle mi? Teşekkürler. Bayan Örmen, doğru cevap kedi. Evet doğru. Aferin Tayo. Dediğinin tam tersini söylediğimde doğru çıktı. Ne? Bir dahakine ben de Rogi'ye soracağım. Aynen öyle. Rogi bundan sonra Bay Yanlış. Bay Yanlış mı? Benimle dalga geçiyorlar. Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Aha! Birazdan buradan geçmesi lazım. Matt! Merhaba Rogi. Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bay Yanlış adını taktılar. Senin gibi zeki olmayı öğrenmek istiyorum Matt. Bana bir şeyler öğretsene. Sana ne öğretebilirim? Öğlen yağmur yağacak. Bunu nereden biliyorsun? Bulutlara bakarak anlayabiliyorum. Vay canına, sen süpersin. Yok canım. Ayrıca müzenin önünde yol çalışması var. Yani etrafından dolaşsan iyi olur. Gerçekten mi? Arkadaşlarıma da söyleyeyim. Sağ ol Matt. Sonra görüşürüz. Tamam. Matt'le konuştuktan sonra kendimi daha zeki hissediyorum. Rogi! Arkadaşlar. Çiçeklere bakmaya gidiyoruz. Bizimle gelsene. Çiçeklere bakmaya mı? Olmaz. Öğlen yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak? Yani Rogi öyle diyorsa demek ki yağmayacaktır. Yağacak. Hava epey açık. Bence yağmur yağmayacak. Hadi gidelim. Vay canına, çok güzel. Hava çok güzel. İyi ki gelmişiz. Gördün mü? Yağmur yağmayacağını biliyordum. Şakır şakır yağıyor. Hadi dönelim artık. Dönelim. Matt haklıymış. Çok soğuk. Beni dinlemediniz ki. Hadi oradan. Tesadüfen bildin. Durun. Oradan gitmeyelim. Neden ki? Çünkü müzenin önünde yol çalışması var. Sağdaki yoldan gidelim. Geçen sefer seni dinlediğimizde yol çok uzamıştı. Ben soldan gideceğim. Ben de. Hayır. O zaman ben de. Yani sen benimle geleceksin değil mi? Peki. O zaman hadi bakalım kim daha çabuk gidecek? Çok yoruldum. Evet ben de. Ama en azından Rogi'den önce geldik. Sen öyle san. Biz sizden önce geldik ve hatta yıkandık bile.
Ne? Peki siz neden bu kadar geç kaldınız? Müzenin önünde gerçekten de yol çalışması vardı. Çok trafik vardı. Artık bana güveniyor musunuz? Evet. Artık sana Bay Yanlış demeyeceğim. Hepsi Matt sayesinde oldu. Küçük otobüs Tayo. Merhaba Matt. Rogi. Biliyor musun, haklıydın. Arkadaşlarım senin söylediklerini söylediğimde çok şaşırdılar. Gerçekten mi? Bunu duyduğuma sevindim. Her sabah yanına geleceğim. Bana bir şeyler daha öğret, olur mu? Olur. Bugünkü fırtına hakkında bir şeyler anlatayım mı? Evet, lütfen. Rogi her gün Matt'ten yeni şeyler öğrenmeye devam eder. İşte böyle. Kim denemek ister acaba? Ben. Ha? Doğru cevap 2. Evet, doğru. Peki bir sonraki? Ben. Bu nedir? Cevap. Vay! Rogi ne kadar da zeki. Rogi Matt sayesinde her gün biraz daha bilgilenir. Neden kötü hissediyorum? Akşam üşütmüş olmalısın. Sıcak suyla yıkan. Kendini daha iyi hissedersin. Tiyatroya gidiyorsun değil mi? Yolda su birikintisi varmış. Dikkatli ol. Artık arkadaşları bir şey merak ettiğinde Rogi'ye sorar. İstime nereden başlamalıyım? Gökyüzü neden mavi? Şey, bunun sebebi... Rogi bu sefer de Bay Zeki olmuştur. Çok teşekkür ederim Matt. Artık herkes bana Bay Zeki diyor. Çok sevindim. Oh, sana bir haber verecektim. Yarın nehir kenarında sıcak hava balonu festivali var. Sıcak hava balonu mu? Evet, çok büyük bir balon gibi düşün. Gökyüzünde süzülen birçok farklı şekilde balon olacak orada. Vay canına, çok güzel olacak. Gidip arkadaşlarıma haber vereyim. Teşekkür ederim Matt. Rica ederim, görüşürüz. Ne? Sıcak hava balonu festivali mi? Evet, hadi gidip beraber izleyelim. Vay canına, çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Yarınki festivale bayılacaklar. Selam Matt. Matt, nereden geliyorsun? Sıcak hava balonu festivalinin yapıldığı yerden geliyorum. Bir şey mi oldu? Yarın fırtına olacakmış. Bu yüzden tüm balonları güvenli bir yere taşıdık. Festivali de başka bir güne erteledik. Ne? Hava çok yağışlı ve rüzgarlı olacak. Dikkatli ol, olur mu? Olamaz. Yarın sabah Rogi'yi gördüğümde haber vereyim Enis. Ve ertesi gün olur. Günaydın. Rogi! Neden bu kadar erken kalktınız? Balon festivaline gidiyoruz. Gidip önlerden yer kapmalıyız diye düşündük. Peki. Sanırım bugün Matt'i göremeyeceğim. Hadi gidelim. Tamam. Çok garip. Rogi bugün neden gelmedi? Ona festivalin iptal olduğunu söylemem lazım. Ayrıca fırtına geliyor. Ne yapsam acaba? Çok eğleneceğiz. Neden hala kimse gelmemiş? Bilmiyorum. Hiç sıcak hava balonu da göremiyorum. Çok erken gelmişizdir. Birazdan başlar herhalde. Bu arada bu hava ne böyle? Çok rüzgar var. Neler oluyor? Burada ne arıyorsunuz? Fırtına geliyor. Güvenli bir yere gidin. Ne? Sıcak hava balonu festivali ne olacak? Festival iptal edildi. Hadi eve gidin. Burası çok tehlikeli. Neler oluyor? Emin olduğunu söylemiştin. Ben... Ne oldu şimdi? Keşke gelmeseydin. Hadi. Matt festivalin bugün olacağını söylemişti. Neler oluyor böyle? Ve ertesi gün olur. Acaba Rogi iyi midir? Bugün gelmediğine göre bana çok kızmış olmalı. Ya da acaba yaralandı mı? Ne oldu acaba ona? Matt! Rogi! Sana bir şey olmadı ya. Başın derde girmiş olmalı. Evet, biraz. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır. Arkadaşlarım senin sayende beni daha çok seviyorlar Matt. Ne? Aslında şöyle oldu diyebilirim. Göremiyorum. Çok korkuyorum. İlk başta kafam çok karışmıştı. Bu hiç iyi değil. Daha sonra bana söylediklerini hatırladım. Doğru ya.
bir fırtına başladığında hemen içeri girmem gerektiğini söylemiştin. Ben de arkadaşlarımı kapalı bir otoparka soktum. Sakin olun arkadaşlar. Burası ürkütücü bir yer. Evet. Ben çok korkuyorum. Korkmana hiç gerek yok Lani. Fırtınanın sesi çok yakındaymış gibi gelebilir ama aslında çok uzaktan geliyor. Gerçekten mi? Bu yüzden korkmana hiç gerek yok. Vay! Bütün bunları nereden biliyorsun sen? Başka ilginç hikayeler biliyor musun? Fırtına hakkında bir peri masalı dinlemek ister misiniz? Tabii ki! Onlara bana anlattığın hikayeyi anlattım. Bunun üzerine korktuklarını unuttular ve çok heyecanlandılar. Bu çok komikmiş. Bir tane daha anlat hadi. Sonra hep beraber sapasağlam garaja döndük. Anladım. Bu sabah da gelmeyince endişelenmeye başlamıştım. Biraz geç kalktım da. Matt, seni ziyaret etmeye devam edebilir miyim lütfen? Hala senden öğrenmek istediğim çok şey var. Tabii, istediğin zaman gel. Ben hep buraylardayım biliyorsun. Sağ ol Matt. Ne demek? Bu arada harika haberlerim var sana. Vay canına! Çok güzeller. Bizi buraya getirdiğin için teşekkür ederiz Rogi. Harika biri. Açıkçası biraz öyleyim. Bu arada Rogi, bütün bu hikayeleri ve bilgileri nereden öğrendin? Bu? Bir sır. Bir sır mı? Ne? Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa Matt'e her şeyi sorabilirsiniz. Okulun ilk günü. Bugün çok güzel bir gün. Güneş açtı, hava sıcak. Tayo'nun keyfi bugün gayet yerinde görünüyor. Çok ama çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, çok yakında okula başlayacaksınız. Öyle mi? Gerçekten mi? Vay canına. Okulda çok güzel ve çok değerli şeyler öğreneceksiniz. Tabii bunun için öğretmenlerinizi can kulağıyla dinlemeniz lazım. Merak etme Hana. Evet Hana, biliyoruz. Nihayet okula başlıyorum. Okulda kendimi herkese tanıtmam gerekecek. Acaba en popüler öğrenci nasıl olunur? Buldum. Merhaba, ben Tayo. Kendimi bu şekilde tanıtabilirim. Ay affedersin. Arkamda birinin olduğunu fark etmemiştim. Sorun değil, sorun değil. Buraya yeni mi taşındın? Seni daha önce hiç görmedim. Evet, benim adım Örmen. Yeni taşındığım için etrafı dolaşıyordum. Okul için taşındım. Vay canına, öyle mi? Ben de bu sene okula başlıyorum. Belki senle ben sınıf arkadaşı olacağız. Ne? Aslında... Memnun oldum. Ben Tayo. Yeni taşındıysan buraları bilmiyorsundur. Sana biraz etrafı gezdireyim mi? Sorun değil. Bugün izin günümdeyim. Yolları gerçekten çok iyi bilirim. Bana her şeyi sorabilirsin. Pekala. Takip et beni. Vay be. Yani yakında okula mı başlıyor? Evet. Başlayacağım günü iple çekiyorum. Okulu çok seveceksin. Tabii ki. Ama eğer Max gibi yapmazsan. Nasıl yani? Anlamadım. Şöyle ki Max okula başladığı gün yanlışlıkla... Öğretmenin üstüne bir kova çamur döktü. Evet, hatırlıyorum. Öğretmen ona çok kızmıştı. Max bu olaydan sonra bir süre bunalıma girmişti. Öyle mi? Bunu anlatmaya ne gerek vardı? Max gibi birini korkutabilmişlerse öğretmenler çok sert olmalı. Korkmuştum. Tebrik ederim Rogi. Ne kadar da olgun görünüyorsun. Herhalde. Artık okula giden bir otobüsüm ben. Heyecanlı olabilirsin ama okulun ilk gününde mümkün olduğunca sakin davranmaya çalış. Doğru. Çok heyecanlanırsan ilk günde Frank gibi hata yapabilirsin. Frank mi hata yaptı? Evet. Hortumundan su damladığını fark etmemiş ve sınıfın su basmasına sebep olmuştu. Gerçekten mi? Evet, ben okulun ilk gününde çok heyecanlanmıştım. Aman tanrım. Frank'in elini ayağına dolaştırmayı başardılarsa bu öğretmenler çok katı olmalı. Tayo, teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir gezi rehberisin. Seve seve gezdirdim. Hadi gel şimdi de sana şehrimizin en eğlenceli yerini göstereyim. En eğlenceli yerini mi? İşte burası. Aa. Çok güzel değil mi? Arkadaşlarımla hep bu oyun parkına geliriz. Öyle mi diyorsun? Hadi kaydıraktan ilk önce sen kay.
Aslında ben kaymasam da olur. Ha, korkma bu kadar. Korkulacak bir şey yok. Dur, gerçekten. Bekle. Hayır. Nasıldı? Çok eğlendin değil mi? Bir daha kayalım mı? Seni gördüğüme sevindim. Bir işim çıktı, bir yere gitmem gerekti. Rica etsem bebek arabalarına bakabilir misin? Tabii ki. Bırak onları bana. Ne oynasak acaba? Evet, buldum. Hadi okulculuk oynayalım. Okulculuk mu? Evet. Sırayla öğrenci ve öğretmen rolü yapacağız. Oley, çok eğlenceli. Hadi oynayalım. Pekala. O halde ben öğretmen olayım. Siz de öğrenciler olun. Hadi başlayalım. Eşit öğretmenim. Bugün okula müzik dersiyle başlıyoruz. Ben bir şarkı söyleyeceğim. Siz de tekrar edeceksiniz, tamam mı? Tamam. Dikdörtgen bir otobüs neye benzer? Dikdörtgen bir otobüs neye benzer? Lezzetli bir dilim tost ekmeğine benzer. Lezzetli bir dilim tost ekmeğine benzer. Durun, yanlış söylediniz. Tekrar söyleyelim. Dikdörtgen bir otobüs. Hayır öğretmenim. Ha? Dikdörtgen ne demek? Dikdörtgen, dörtgen bir şekildir. Bir dilim tost ekmeği nedir peki? Bir dilim tost ekmeği, dörtgen şeklinde bir dilim ekmek. Peki dikdörtgen ne demek? Evet, soru sorup durmayın. Dersimiz müzik. Şarkı söylememiz gerek. Bir saniye. Çocuklar, Tayo'nun penceresini görüyor musunuz? Dört tane düz kenarı olan bir şekle dörtgen denir. Bir dilim tost ekmeği de dörtgen şeklinde dilimlenmiş bir dilim ekmektir. Biliyorum, biliyorum. Daha önce gördüm ben. Pekala, tekrar deneyelim mi? Sizin için tempo tutacağım. Deneyelim. Dikdörtgen bir otobüs neye benzer? Dikdörtgen bir otobüs neye benzer? Lezzetli bir dilim. Vay canına, Örmen ne kadar da iyi kalpli bir insan. Okuldaki öğretmenler de keşke Örmen gibi olsa. Küçük otobüs Tayo. Nihayet okulun ilk günü geldi. Yarın başlıyoruz. Evet. Sınıfımıza giren öğretmenler nasıl olacak acaba? İyi kalpli insanlar olacaklarını umuyorum. Bence hiç boşuna ümitlenme. Evet, bence de. Niye ki? Çünkü Frank bugün öğretmenlerinin çok katı ve korkunç olduğunu söyledi. Ne? Frank gibi birini korkutabilmişlerse nasıl insan olduklarını sen düşün artık. Doğru. Max de öğrenciyken öğretmenleriyle çok büyük sorunlar yaşamış. Öyle mi? Lafımı dinlemezsen başın belaya girer. Eyvah. Acaba bütün öğretmenler böyle mi? Merhaba arkadaşlar. Hana. Bu nedir? Bunlar okula giderken takmanız gereken yaka kartları. Bana da taksana lütfen. Tamam. Tada. Evet. Okula giderken bunlara ihtiyacınız olacak. Sakın kaybetmeyin, tamam mı? Tamam. Ertesi gün küçük otobüsler nihayet okula gider. Vay canına. Demek okul böyle bir yer. Gerçekten çok güzelmiş. Evet. Gerçekten. Tayo, yaka kartın nerede? İnanamıyorum. Kaybetmişim. Eyvah. Katı öğretmen yaka kartını kaybettiğini duyunca kesin çok sinirlenecektir. Ne yapsam acaba? Bir şeyler yapmalıyım. Siz sınıfa gidin. Ben de alabilirim. Yaka kartımı nerede kaybettim ki? Tayo. Örmen. Neden hala okulda değilsin? Okula giderken benim yaka kartım kayboldu. Senin de mi yaka kartın kayboldu? Okuldaki öğretmenler çok katıymış. Yaka kartını görmeyince çok kızacaklarmış. Katı mı? Endişelenme. Belki de o kadar katı değillerdir.
Hiç sanmıyorum. Ha? Herkes öğretmenlere katı olduğunu söylüyor. Pekala. Ne dersin? Sence de hiç okula gitmesek mi? Ne? Başımız belaya girecekse hiç gitmeyelim bence okula. Tayo, açıkçası ben de ilk kez gideceğim için çok heyecanlıyım. Ama sen eğer bana eşlik edersen daha sakin olurum. Öyle mi dersin? Kesinlikle. Hadi okula beraber gidelim Tayo, tamam mı? Peki, gidelim. Ama o zaman yanından ayrılmayacaksın, olur mu? Pekala, teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Tayo. Hoş geldin. Merhaba. Tayo, yaka kartını bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Örmen nerede acaba? Ne kadar da tuhaf. Daha şimdi onunla birlikteydik. Çocuklar, öğretmen geliyor. Örmen nerede kaldı? Öğretmen gelmek üzeredir. Örmen değil mi o? Çok rahatladım. Geç kalacak diye korkmuştum. Herkese merhaba. Benim adım Bayan Örmen, rehber öğretmeninizim. Merhaba Bayan Örmen. Örmen öğretmenimiz mi yani? Hay aksi, nasıl anlamamışım? Herkesin yaka kartı üstünde mi? Evet. Kimin yaka kartı yoksa tekerini kaldırsın çocuklar. Yaka kartınız bu okulun öğrencisi olduğunuzu gösterir. Bundan sonra takmaya özen gösterin. Tamam. Nasılsınız bakalım? Bugün okulun ilk günü olduğu için herkes heyecanlı mı? Evet. Ben de buraya ilk taşındığımda gerçekten çok heyecanlıydım. Ama sonra çok iyi bir arkadaşım bana şehri gezdirdi. Aynı zamanda bana bugün okula kadar eşlik etti. Umarım siz de okulda birbirinize destek olur ve birlikte güzel vakit geçirirsiniz. Peki. Hadi çocuklar, birbirimizi tanıyalım. Küçük otobüslerin okul hayatı işte böyle başladı. Tayo, nazik öğretmeni Bayan Örmen sayesinde her gün okula büyük bir hevesle gidiyor. Öğretmen Goni. Hena ve küçük otobüsler garajda toplanmış konuşuyorlar. Bir günlüğüne öğretmen mi? Evet, bir günlüğüne anaokulu çocuklarına bir konu anlatacak. Benim gitmem gerekiyordu ama iş yüzünden gidemeyeceğim. O yüzden Sito'nun yerine aranızdan birini göndermek zorundayız. İyi de orada ne yapacağız? Diğer dost araçlarla iletişim kuracaksınız ve onlara görevlerinizi anlatacaksınız. Hepimiz otobüs olduğumuza göre günlük programınızı açıklayabilirsiniz. Harika, çok heyecanlı. Oraya ben gitmek istiyorum. Asıl ben gitmeliyim çünkü o tür işlerde ben çok iyiyim. Hayır. Siz ikiniz gidemezsiniz. Çünkü mesainiz var, işi bırakamazsınız. Gani, sen gidebilirsin. Yarın izin günün değil mi? Evet, ama ben kendime pek güvenmiyorum. Ben çok başarılı olacağından eminim Gani. Sen de her işin üstesinden gelebilirsin. Evet, ben de seninle geleceğim. O yüzden korkma. O halde görevi sana devrediyorum. Yapabilirsin Gani. Denemeye değer. Pekala, en azından denerim. Harika. Teşekkür ederim Gani. Bir günlük öğretmenlik görevini Sito'nun yerine Gani üstlenecekti. Ertesi sabah farklı türden araçlar bir günlük öğretmenlik yapmak üzere bir araya geldi. Tam bana göre bir iş. Evet, göreceksiniz. Siz bana bırakın. Bana bırakın. Çok heyecanlıyım. Burada çok marifetli araçlar var. Rahat ol. Normal davran. Kendin gibi ol. Tamam. Adımlarınıza dikkat edin. Tamam. Çocuklar, bu hizmet araçları bir günlüğüne sizin öğretmenleriniz olacaklar. Şimdi hepsine merhaba deyin. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Sizinle bugün çok eğleneceğiz. Ders sonunda sizi almaya gelirim. Tamam, güle güle. Pekala,
Derse başlayalım mı? Evet. Ağır iş makineleri Poco ve Max. İlk dersi onlar verecekler. Merhaba çocuklar. Biz inşaat işlerinde çalışan ağır iş makineleri. Ne kadar da büyükler. Şimdi size ne iş yaptığımızı göstereceğiz. Poco hazır mısın? Hadi hemen başlayalım. Çok güzel. Bak. Tamam. Sıra sende Max. Harika. Şuna bakın. Bütün kumu bir hareketle boşalttı. Çok sağlam parçalar olmalı. Evet, biz oldukça güçlü araçlarız. Muhteşemdi. Ben işimi onlar kadar iyi yapabilecek miyim acaba? Şimdi sıra Pet ve Rookie'nin vereceği ikinci derste. Merhaba çocuklar. Görevimizin ne olduğunu biliyor musunuz? Kötü adamları yakalıyorsunuz. Evlerimizi koruyorsunuz. Haklısınız çocuklar. Ayrıca kazaları önlemek için tüm araçların trafik kurallarına uymasını sağlıyoruz. Artık başlayalım mı? Hadi süratli. Tamam. Kırmızı ışıkta geçti. Hemen peşine düşelim. Hey, kırmızı araba dur. Hemen kenara çek. Olamaz, polis arabası. Kırmızı ışıkta durman gerekiyordu. Yola devam etmen çok tehlikeli. Özür dilerim. Polis memuru kötü arabayı yakaladı. Evet, yakaladı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Neden kötü adam rolünü hep ben oynamak zorundayım? Hadi çocuklar, bu güzel gösteri için süratliyi alkışlayalım. O kadar da özel bir şey yapmadım. Çok Pet ve Rookie'nin dersleri de harikaydı. Şimdi sıra Frank ve Alice'da. Doğrusu nasıl bir gösteri yapacaklarını ben de merak ediyorum. Olamaz! Korkmayın çocuklar. Şuna bakın. Acil durumda bir hasta var. Ambulans gerekiyor. Ben burada giriyorum. Hastayı bindirin lütfen. Tamam. Pekala. Hastayı yatırdım Alice. Pekala, artık gidebilirim. Öğretmenim. Merak etmeyin, ben iyiyim çocuklar. Ambulansımız Eris hasta ve yaralı kişileri hastaneye böyle götürüyor. Yaşasın! Gani, oyunumu beğendin mi? Bence çok güzeldi. Ne oldu? Hasta mısın? Hayır, sadece endişeliyim. Hangi konuda? Benim görevim öteki araçlarınki kadar önemli değil. Ayrıca onlar gibi havalı da değilim. Eminim çocuklar düş kırıklığına uğrayacaklar. Gani, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bana göre yapılan her iş bir ihtiyaca cevap verir ve herkesin yararınadır. İtfaiye aracından ağır iş makinelerine, polis arabalarından senin gibi otobüslere kadar Gani. Hepimiz eşitiz ve aynı derecede önemliyiz. Ayrıca her konuda çalışkanlığınla beni etkilemeyi başarıyorsun. Sağ ol Hina. Şimdi başını dik tut ve kararlı ol. Ben sana çok 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 güveniyorum Gani. Gülmek her zaman iyi gelir. Evet, kendimi çok daha iyi ve cesur hissediyorum. Tabii senin sayende Hina. Sevindim. Başarılar Gani. Küçük otobüs Tayo. Çocuklar, şimdi Gani size bir otobüsün neler yaptığını gösterecek. Lütfen dikkatle seyredin. Tamam. Gani, hazır mısın? Evet. Tam çizgide duruyorum. Hoş geldiniz. Merhaba küçük otobüs. Beni bir sonraki durağa bırakır mısın? Tamam. Hadi şimdi gidelim.
Bir sonraki durağa kadar gitmenin ne özelliği var? Otobüsler hiç ilginç değil. Olamaz. Gördün mü? Çocuklar beni hiç beğenmedi. Gani, otobüs durağını geçtik. Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Geri gitmeliyim. Gani, durakta geri manevra yapmak tehlikelidir. İyi misin Ana? İyiyim. Kapıyı açabilir misin? Tabii. Olamaz. Galiba bir problem var. Bu hiç de zor bir şey gibi görünmüyor. Ne yapıyor bu? Saçma. Çok kötü. Üzülme Gani. Ne yapabiliriz? Bu neydi? Tamam çocuklar. Olamaz. Çocuklar sırılsıklam olacak. Bir bu eksikti. Bana göre yapılan her iş bir ihtiyaca cevap verir. Ve herkesin yararınadır. Tamam. Bu hiç iyi olmadı. Hena. Evet. Ben çocukları anaokuluna götürebilirim. Evet, bu çok iyi bir fikir. Çabuk, ıslanmadan binin. Merhaba Gani. Çocuklar, hadi binin. Tamam. Sizi anaokuluna ben götüreceğim. Teşekkür ederiz Gani. Hadi gidelim Gani. Sıkı tutunun, hareket ediyoruz. Görüşürüz Gani. Hoşça kalın. O kadar yoğun yağıyor ki önümü göremiyorum. Anneciğim. Korkmayın. Şimdi ışıkları açarım. İşte. Korkmanıza gerek yok. Birazdan okulunuzda olacaksınız çocuklar. Neyse ki yağmur hafiflemeye başladı. Geldik çocuklar. Yaşasın! Teşekkür ederiz Gani. Çok yoruldun öyle değil mi? Hayır, önemli değil. Bu benim en iyi yaptığım iş. Gani! Teşekkür ederiz. Bence en iyisi otobüs olmak. Bence de. Teşekkür ederim. Bakın yapmış o. Çok güzel. Yapmış ne kadar güzel. Hey Hena. Biliyor musun? Otobüs olduğum için son derece mutluyum. Sahi mi? Çok güzel. Evet. Bir günlük öğretmenlik deneyiminden sonra Gani otobüs olduğu için kendisiyle gurur duyması gerektiğini öğrenmişti.